Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la HDP heyeti bir araya geldi. Öcalan'ın PKK'ya yönelik çağrısını okudu HDP heyeti. Öcalan çağrısında asgari müşterinin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi karar vermek için PKK'yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır ifadelerine yer vermiş. Ama istedikleri var. O istedikleri asla yapmayız. Onlar asla silah bırakmazlar. İstedikleri Abdullah Öcalan'ın ve diğer katillerin bırakılması, federasyon, başkanlık sistemi olmaz. Bunları unutsun. Bahar'da bunu böyle bizi aceleye getireceğini zannediyor. Bizim de ikna olacağımı zannediyor. Ya diyoruz adamlar silah bırakacak. Daha ne yapalım? Bundan hala fırsat olur mu? Hani tamamdır iş bitmiş falan diyeceğiz. Bunların IQ'sunda biraz sorun var PKK'lıların. Yani çok çok akılsızlar. Bizi Türk milletinin saf zannediyorlar. Bayağı rahat kafalayacağı kanaatinde. Tam bir abidik gubidik kafasındalar. Bahara doğru bilmem ne falan. Tabii alkışlar arasında Abdullah Öcalan salınacak göğe. Efendim başkanlık sistemi ilan edecek. Federasyonlar, federe devletler açıklanacak. İşte Lazistan, efendim Çerkezistan, at neyse Kürdistan falan haşa. Ondan sonra hadi bakalım silahları bıraktık diyecekler. Tamam bıraktın. Nereye bıraktın? Yere bıraktım. Sonra şimdi asker oldum diyor. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi yerdeki silahı geri alacağım diyor. Konu bu. Terörist olarak silahı bırakacağız diyor. Bak terörist olarak silah bırakacağız. Ama diyor güvenlik gücü olarak silahlanacağız diyor. Güvenliği biz sağlayacağız. Asker, polis, jandarma biz olacağız. Vali biz olacağız. Ama terörist olarak silah bırakacağız diyor. Yani resmi terörist olacağız diyor. Tescilli terörist olacağız diyor. Resmi üniformalı görünümlü terörist olacağız diyor. Bunu da yiyor birçok adam. Kanıyorlar buna. Seviniyor adam. Bayram ediyor. Amuda kalkıyor falan. Amutta yürüyor. Bıraksınlar bunu bize. Asla o dediklerini yapmayacağız. Asla da silah bırakmazlar. Hiçbir şekilde böyle bir şey müsaade etmeyiz. Evet dinliyorum. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Öcalan'ın silah bırakma çağrısından sonra açıklamalarda bulundu. Demirtaş barış için çok önemli bir adımın atıldığını söyledi. PKK'nın da silah bırakma konusunda hazırlığını yapacaktır. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. O da aynı açıklamaya. Ya herkes üstüne işte silah tamam bırakacağız diyor. Bırak şu Abdullah Öcalan'ı. Katilleri de bırak. Evet. Federasyonu Türkiye Birleşik Devletleri'ni ilan edin. Kürdistan, Lazistan işte neyse değişik. Biz de silah bırakalım diyor. Yalnız bu silah bırakma öyle bildiğinden silah bırakma değil. Silahı yere bırakıyor. Asker olarak yeniden alıyor. Jandarma olarak yeniden alıyor. Polis olarak yeniden alıyor. Konu bu. Yoksa Güneydoğu'da silahsız bir devlet düşünmüyor bunlar. Yani bir devlet kurmak istiyorlar. Fakat tam otomatik silahların hakim olduğu, askeri havaalanlarının olduğu, müstahkem mevkilerin olduğu, uzun savunma sistemlerinin olduğu kapsamlı bir çalışma düşünüyorlar. Aynı zamanda Türk ordusundan da silah bırakmalarını talep ediyorlar hocam. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da öyle bir şeyin olmayacağını açık açık söyledi. Ya Tayyip Hocam delikanlı o, bizden o. Tayyip Hocam sağlam delikanlıdır. Dünyaya meydan okuyor, aslan o. Tayyip Hocama sahip çıkmak lazım. Milletçe sahip çıkmak lazım. Delikanlımızı yalnız bırakmak olmaz. Bak delikanlıları nasıl koydu, oyun oynadıklarını görüyor. Evet. Abi. Bunu yiyen de yiyor ya. Bayağı seviniyorlar. Uçuyor adam. Sayın Cumhurbaşkanı bugün açık açık söyledi oyun oynadıklarını hocam. Her biri farklı açıklama yapıyor. Bir tane doğru vardır. Her biriniz aynı ağız birliği yapmanız lazım diye söyledi hocam. Doğru diyor Tayyip Hocam.
Tayyip hocam aslandır, onu üzmesinler.